Manşete hoş geldiniz. Kameralar gitti. Yine yalnız kaldık. 6 Şubat'ın ardından Hatay. Bu mesaj Hataylı Özge Bilgin tarafından paylaşıldı. Yeni adıyla ex, eski adıyla Twitter platformunda. 7 Şubat'ta paylaşıldı. Depremin yıl dönümünden bir gün sonra. Depremden bu yana halen aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabı. Önceki paylaşımlarına devam eden paylaşımlarına da bakılabilir. Ağırlıklı olarak bu konuyu gündemde tutan bir isim. Kameralar gitti, umut dağıtanlar gitti, herkes gitti. Hata yine kendi kendine kaldı. Biz yine yapayalnız kaldık diyor. Üzerine söylenecek başkaca bir söz var mı bilmiyorum. Devlet Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu'na arka çıkmış. Görevliyken muhalefet etmiş olsak da Sınıf arkadaşım Sayın Kılıçdaroğlu'nun ahı tutacak. Adam edip siyasete taşıdıklarının vefasızlığı bumerang gibi bir gün ters dönecektir. Vallahi onu ters döner dönmez. Daha önce yenir yutulur laflar etmedin Kılıçdaroğlu hakkında ikiniz de yani Erdoğan da Bahçeli de terörize ettiler. Kandille yan yana dediler şu bu. Bir sürü şey söylediler. Neyse o değil de fakat senin adam edip siyasete taşıdığın ve orada tuttuğun insanların başkanlık dönemi icraatı ekranda Sözcü gazetesi bu grafiği yapmış. Oradan aldım ben de. Siz bu kardeşinize yetkiyi verin demişti. Verdiğiniz yetkiyi, gördüğünüz etkiyi diyor. Dolar, euro, altın, benzin, motorin ve otogazda artışlar %500 ila 600. Hatta altında %928. Durum bu. Ülkenin hali pürmelali silahlar patlıyor. Yani seçim yaklaştı. Hemen her yerde küçük büyük bu tür hadiseler gelmeye başladı ama en dehşet verici olanı dün yaşandı. Adana Belediye Başkanının özel kalem müdürü ağır yaralanmıştı. Sonra öldüğü açıklandı. Öldürüldü yani. Samet Güdük bugün de cenazesi kaldırılmış. Yani makamında silahla vurularak. Yani yaklaşık 35 milyon silah olduğu bahsediliyor Türkiye'de ve bunun 30 milyonunun ruhsatsız olduğu değerlendiriliyor. Böyle bir dönem. Ama gündemde olan konu daha çok işte CHP, istifalar falan. Gürsel Tekin istifa etmiş. İddia o ki Kadıköy için başvurmuş ki öteden beri Gürsel Tekin tanırım bilirim Kadıköy ister. Ee, sonra Esenyurt herhalde gündeme gelmiş. Neyse ikisinde de olmayınca istifa etmiş. Uzunca da bir mektup döşemiş filan falan. Yani bunların bir önemi yok. Fakat pek çok yerde var. İşte Mersin Çukurova Belediye Başkanı da aynı şekilde. Öbürü bir iki. CHP Genel Merkezi belediye başkan adaylığı meselesini yönetemedi. Yani tartışmalı bölgelerde aday gösterirken de seçilmesi garanti yerlerde aday gösterirken de yani İzmir vozur diyor Çankaya'da rahatsızlık var İşte Hatay ortada Lütfü Savaş örneği toparlayamadılar İşte Haluk Levent açıkladı gelen teklifi sonra da CHP Genel Merkezi utanmadan bizden resmi bir teklif gitmedi diyor resmi gitmez ki zaten ağzını yoklamışsınız adamın adam bunu yalanlamıyor ki üst düzey biri arada beni diyor Öbürü kendini bilmez, omurgasız orada durmaya devam ediyor. Yani birileri partide onun yerine isim arıyor. Lütfü Savaş'ı kastediyorum. O da orada hala yüzsüz bir şekilde devam ediyor. ya Böyle bir acayip bir hal. Tanju Özcan denen kendini bilmez Bolu da tekrar aday oldu. Dün diye evvelki güne kadar ihraç ediliyordu partide. Aman aman Bolu'yu kaybetmeyelim diye. Ona da, onu da içine sindirdi parti. Yani tuhaf. Yani Bolu'yu değiştirseydi kimsenin bir itirazı olmayacaktı. Ama yani değiştirmesi gereken yerleri değiştirmedi Hatay gibi... Fakat başka yerleri değiştirdi. Acayip yani. Neyse ki İzmir'de şurada burada çok fazla bir patırtı çıkmadı yani. Enteresan. Ama Erdem Gül çok güzel veda etmiş adalara. Adalardan tekrar aday gösterilmedi. Ben kendini gazetecilik dönemimde tanırım. Yan yana Refah Partisi'ni takip ettik Erdem Gül'le. O zaman Anka Ajansı'nda çalışıyordu. 95-96-97 yıllarında yan yana Refah Partisi'ni takip ettik. Bugünkü Anka ile alakası yok. O gün çok farklı bir ajanstı ve Erdem Gül'ün özel haberlerini her gün dikkatle takip ederdik. Hak, hukuk, adalet için mücadeleye sonuna kadar devam. 5 yıldır beni belediye başkanı olarak görevlendiren partime teşekkür ediyorum. Adalıları sevgiyle selamlıyorum. Buradayım mücadeleye devam demiş vesaire. Yani böyle. Esasen ben Erdem Gül'e Adalılar Belediye Başkanlığı'na da pek yakıştırmadım. Gazetecilik ona daha çok yakışıyordu. Uzun yıllar Cumhuriyet Gazetesi'nin Ankara büro şefiydi. Her neyse Canan e, Dündar'la yan yana yargılandı bu MİT tırları meselesinde. Öbürü bir iki. Her ne hal ise e, hayırlı olsun. E, ve yani bu şekilde de ayrılan var. Bu şekilde de bırakan var. Onu söylemeye çalışıyorum. Fakat günün görüntüsü bana göre İstanbul Üniversitesi'nden geldi. Rektörlük İstanbul Üniversitesi'ne halka açmış. Ziyaretçiler ders görülürken amfilere dalmışlar. Bu laf da benim değil. Kerem Gülay yazmış akademisyen. Rektörün odası da vatandaşa açık mı diye soruyor Kerem Gülay. Aynen öyle. Kendi odanı da açtın mı? Ama en çarpıcı mesaj Zannediyorum Kübra şimdi bir öğrenciden gelmiş. Anfi'nin içinde gezinip fotoğraf çekmeye başladılar. Fotoğraflarımızı çekemezsiniz şeklinde tepkilerimizi kale bile almadan çekmeye devam edip gittiler diyor. Acayip bir değişik bir hal oldu. Yani ülke hiçbir şeyi beceremediği gibi. Yani üniversitenin kapılarını aç kimse bir şey demiyor da. Yani bunu da eline yüzüne bulaştırma. Anlatabiliyor muyum? Yani tel tel dökülen bir şey var. Ülke var hemen her kurumuyla. Yani hiç işini bilen insanda kalmadı bu arada yani. Acayip. Yani gerçekten acayip bir süreç. Bakın. Gazetecilik çok önemli. Dünyada e, kaybolan gazetecilerle ilgili rapor. Ne kadar doğru bu veri bilmiyorum ama işte şu kırmızılı ülkeler gazetecilik kaybolan veya gaz kayıplara karışan gazetecilerin olduğu ülkeler. Suriye'de 33, Meksika'da 27, Pakistan'da 18, Yemen'de 11. Türkiye'de pembe olarak resmedilmiş. ağırlıklı olarak Asya ve Afrika ülkeleri görülüyor. Güney Amerika'dan da iki örnek var. Gazetecilik çok önemli, çok gerekli. Ama ülke gazetecileri içeride tutuyor. İki örnek e, bugüne yansıyan e, dava getireceğim. Mehmet Kamış ilk kez hakim önüne çıktı. Geçtiğimiz aylarda evinde gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Gazeteciyim. Çocukluğumdan beri gazeteci olmak istedim oldum. Gazetecilikten başka bir şey yapmadım. Baylok kullanmadım. Üzerime atılı suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum dedi. Artı bir. Ben de öyle. A'dan Z'ye. İlave edeceklerim de var ama A'dan Z'ye katılıyorum. Budur yani. Yazık zannediyorum Mayıs ayına ertelenmiş duruşma. İçeride tutulan onlarca meslektaşımızdan biri. Bir başkası. Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz paylaşmış karikatürist İbrahim Özdağakla birlikte terör örgütü propagandasından yargılanıyorlarmış. Oy birliğiyle beraat kararı almışlar. Bir de şöyle de bir şey var. Birazdan daha geniş bakacağım. Yani yargılanıp beraat almak da kurtarmıyor ülkede. Çünkü bir şekilde yargılanmışsan, bir şekilde adın böyle bir siciline, böyle bir dava dosyası girmişse bir biçimde. Beraat etsen, takipsizlikle sonuçlansa bile seni hayat boyu takip ediyor. Böyle acayip bir ülke olduk yani. Ece Öner Sözcü TV'ye geçmiş de orada burada değilim hayırlı uğurlu olsun. Geriye doğru bu arkadaşın da sicilinde epey problemler var. Ama yani mesleki sicilinde tabii. Yani Sözcü Gazetesi bunu anons ederken Ece Öner geçen 29 Ekim'de Anıtkabir'i ziyaret etti. Atatürk'ü şükranla andı diye bu fotoğrafı koymuş. Yahu ne alaka? Yani bu meslektaşımızla ilgili bir takım eleştirileriniz olabilir, bir takım rezervleriniz olabilir ama o Atatürkçüdür demeye mi getiriyorsunuz? Atatürkçü olunca geçiş serbest mi oluyor? Neyse üzerine yazın ben altına yazın videonun ben de okuyayım yani. Bakın Lale Demirkaya paylaşmış. Payla yani bir tweet'e cevap veriyor ama mesajı göremedik. Silmiş çünkü. Yani kişi yazıyor kaçıyor sonra. Gülen beni 2010 yılında hakaretten savcılığa vermiş. Bu soruşturmadan 2014 yılında 4 yıl sonra tesadüfen haberim oldu. Kimse kapıma dayanmamıştı lakin Cihat Yaycı'ya laf ettim diye geçen gece evimden alıp tutukladılar diyor. Yani bir şeytanlaştırma ve bir e, iki dönem mukayesesi. Yine devamla avukat Hatice Yıldız paylaşmış. Bunu da önemsiyorum. Bazı siyasiler yine başlamışlar FETÖ ile mücadeleye devam yazmaya. FETÖ diye kendi içinizden çocuklarından kimsenin olmadığı bir çuval yaptınız. İçinde kendinizden çocuklarınızdan kimsenin olmadığı bir çuval yaptınız. Sizler ifade dahi vermediniz. Korunaklı hayatlarınıza devam ettiniz. Korku iklimi yaydınız. Neredeyse yüzde doksanı dini sayıklarla iktidarın cemaate gösterdiği teveccühe güvenerek sohbetlerine gitmiş insanları kadın yaşlı hasta demeden tutukladığınız işlerinden attınız filan. Yargıtay'ın birinci katman dediği insanlarla dolu cezaevleri diyor. İşi bilen bir avukat yazıyor bunu ülke yetişmiş insanını yurt dışına kaptırıyor. Ahval bu iken bu hukuk, bu hukuk dramına dur demek yerine aksine daha da artmasını arzulamak bu ülkeye kötülüktür demiş. Aynen öyle artı bir ben de katılıyorum yüzde yüz ama bu çerçevede şunu da söylemek isterim. Şimdi Türkiye Medya Mahallesi'nin hali pür melali. O gün yani 2010'lu yıllarda, 2008'li, 2005'li yıllarda her şey şahaneydi demem demiyordum. Demiyorum da zaten. Fakat şunun da altını çizerim. Ülkede hukuk hiçbir zaman mükemmel olmadı ki. Ayrıca itirazım şuna. O günlerde yaşananları, geçmiş darbe soruşturmaları. 2007-8'de başladı, 2013-14'e kadar devam etti. 5-6 yıllık bir süreç. O gün o günlerde yaşananları sürekli dillerinde pelesenk edenlerin bugün bin katı yaşanırken sessiz kalması. İtirazım buna. O gün işkence iddiaları ayyuka çıkmamıştı. İnsanlar olur olmaz nedenlerle avukat Lale Hanım'ın söylediği gibi evlerinden toplanmıyordu. Milyonlar terör soruşturması ve kovuşturması altında değildi. Aileleriyle beraber. Hatta beraat ve takipsizlik alsanız da bu sizi takip ediyor. Böyle şeyler yoktu. Darbe soruşturmaları ancak birkaç yüz kişiyi Sayıları binlerle bile değil birkaç yüz kişiyi ilgilendiriyordu. Onların da ailesine, çoluğuna, çocuğuna kaldığı lojmana bir şey olmadı. Özlük haklarına bir şey olmadı. Ve iyi muamele gördüler. Askerler askeri cezaevinde kaldılar. Kaldıkları cezaevlerinde işkence, kötü muamele. Herkes iyi muamele gördüğünü sorguda, gözaltında ve sonrasında söyledi. Kötü muamele gören, işkence gördüm, darp gördüm diyen olmadı. O gün ki asıl itirazım buna. Yani en büyük itirazım buna. O gün gizli tanıklığı, ne bileyim gizli tanık ifadeleriyle içerideler, gizli tanıktan işte efendim tanık olmaz. Telefon dinlemeleriyle içerideler, telefon dinlemeden ne bileyim delil olmaz falan diye gazetelerinde yazan, böyle başlık atan insanlar hepsi arşivde duruyor ve bunları yerden yere vuranlar şimdi misliyle iş tutuyor ve bu ilkesizlik asıl özenle saklanıyor. Madem gizli tanığa karşıydın şimdi de karşı olman lazım. Aleyhinde birkaç şey söyle. Madem telefon dinlemeleri delil olmazdı şimdi de ankesör baylok şu bu falan filan ona bir şey söylemen lazım. Bilakis bunu savunuyorlar. O baylokçu, o ankesörcü, o öbürü beriki. Bırak telefon dinlemeyi o günlerde mahkeme kararıyla e, yapılan dinlemelerin e, delil dosyasına girmesi söz konusuydu. Bugün mahkeme kararı falan da yok artı istihbari falan toplanmış şeyler diyor artı. İki telefon sinyali aynı noktada kesişmiş, kesişmişse bundan dolayı insanlar yıllarca içeride tutuluyor. Yani bir de böyle bir şey var. Ayrıca o günlerde sosyal medya böyle yaygın değildi. Vardı ama böyle yaygın değildi. Böyle yaygın kullanılmıyordu. Neden? Onun cevabını da vereyim. Çünkü insanlar medyada kendilerine yer buluyorlardı. Sosyal ağlar 2013 gezi, eylemlerinden, gezi eyleminden sonra ağır. Basın sansürü başlayınca yaygınlık kazandı. Özellikle Twitter'ın yaygınlık kazanması 2013 Haziran Geze midir? Sonra da arkası gelmiştir. Defalarca yayınlara davet ettiğim nice insan, darbe soruşturmalarında, gazeteci, akademisyen, bir tutuklu yakını, hükümlü yakını, nice insan gelme gereğini bile duymadı. Tenezzül bile etmedi. Neden? Çünkü bizden daha fazla seyredilen CNN Türkiye, NTV'ye ne zaman isteseler çıkıyorlardı. Hemen her akşam ekranların gedikli konuklarıydılar. Ayşe Arman sayfa sayfa Hürriyet Gazetesi'nde portrelerini yapıyordu. Yani basın hürdü, serbestti. Ve e, o günkü yürüyen davalar, soruşturmalarla ilgili hemen her şey serbestçe yazılıyordu. Sana bana kimse ihtiyaç duymuyordu. O anlamda söylüyorum. Yani insanlar yaygın bir şekilde medyada seslerini duyurabiliyorlardı. Ama sonuç alıyorlardı ama almıyorlardı. Ayrı bir konu. Ondan dolayı sosyal ağlar diye bir şey yoktu. Çünkü sosyal ağlar medya sansürüyle e, başlayan bir süreçtir yani. Bugün gözlemlediğim şu suçluluğun ve suçluların telaşı içindeler ve bunu telafi etmek amacıyla bir yönüyle psikolojik olabilir takıntı olabilir neyse iflah olmaz bir biçimde e, düşmanlık yapıyorlar ve bu düşmanlık içinde olmaları sizi seyircileri bizi takip edenleri bunu izleyenleri en azından sağduyuyla takip edenleri objektiflikten uzaklaştırmasın uzaklaştırmamalı ama işimiz çok zor e, onlara yani bu tip insanlara ve belli yerleri tutmuş insanlara halen itibar edenler azımsanmayacak bir çoğunlukta. Dolayısıyla işimiz çok zor. Bakın bugün önüme düşen haberi okuyorum. Gazete Duvar'dan Cihan Başakçıoğlu paylaşmış. Bugün sabah erken saatlerinde özel harekat polisleri tarafından evleri basılan 6 gazeteci gözaltına alınmış. Ve hiçbir yerde haberi yok. Duvarda okudum ben de. Mezopotamya Ajansı muhabirleri Semra Turan, Delal Akyüz, Tolga Güney, Jin Nefsten, Jin News'ten Melike Aydın, Dem Parti basın çalışanı Funda Akbulut işte İzmir Emniyet terörle mücadeleye götürülmüşler. Daha bugün bu sabah. Yani bir şeyleri mukayese ederken doğru mukayese etmek gerekiyor. Benim itirazım buna. Yoksa 50 kere söyledim bunu. Yani bir kere daha Kayda geçsin ayrı bir konu ama yapacak bir şey yok. Durum bu. E, bilmiyorduk. E, öğrendik ortaya çıktı. Merkez Bankası'nda bir devir teslim töreni yapılmamış. Gaye Erkan görevi Fatih Karahan'a devretmemiş. Enteresan enteresan bir veri belli ki kadın küs gitti yani. Fakat gerçek şu ekonomide Merkez Bankası'na kimin gelip gittiği değil. Merkez Bankası demek Erdoğan demek bitti yani o hikaye. Bu gelen de 6 ay, bir yıl, 1,5 yıl kalacak. Ondan sonra gönderilecek. İkinci elde yaprak kımıldamıyor haberi. Ki burada kullanılan görsel benim dikkatimi çekti. Piyasa çok pahalı demiş bir vatandaş. Fiyatlarda düşme yok. 320 bin kilometredeki bir araca 440 bin lira istiyorlar. Rakamlar uçmuş durumda. Ben artık gerçeklik algımı kaybettim. Keşke TL olarak yazmasalar. Yani tavsiyem gazetecilik TL kullanmasa yani karşısına dolar karşılığını veya euro karşılığını falan yasa daha anlaşılır olacak. Neyse onu kapadık geçtik. Ee, fotoğraftaki görsellerde Şahin, Doğan, Kartal gibi arabalar görüyorum. Ya bu arabaların üretimi 2000-2001 yıllarında bitti. Yani o arabalar en iyi ihtimalle 24-25 yaşında resimdeki arabalar. Ben Türkiye'den düşen bazı ajans görüntüleri, genel halk görüntüleri veya şehirlerden falan görüntüler veya mitinglerde falan bakıyorum yani yollarda 20-25 yıl evvel tedavülden kalkmış araçlardan geçilmiyor. Hani bir tane iki tane olur gözünüze çarpar. Ya bu da siz bu da ülkenin seviyesini gösteriyor ve bu arabaları da alamıyorsunuz. Ateş bağısı. Yani tuhaf bir yere gitti. Ya Tempralar, Broadway'ler, ee, ne bileyim Renault dokuzlar, Şahinler, Serçeler falan görüyorum yani. Bu arabalar en son 90'larda üretildi ve bitti bir daha da üretilmedi. Yani nereden baksanız yaş ortalaması 25-30 ve zaten teneke bunlar, teneke kasa dediğimiz haberler. Yani o gün de güvenli değildi, 30 sene sonra artık kim öle kim kala. Böyle bir durum. Sınırlarımızın dışına gitmeden sizi biraz rahatlatayım. E, Prens Andrew, e, Emily Matlis isimli BBC çalışanı Newsright e, özel programında röportaj vermişti 2019 yılında bu Epstein iddialarının istismar iddialarının odak noktasındaki Prince Andrew ki bu röportaj, bu interview yaklaşık 50 dakikalık internette var. İngilizcesi olanlar bakıp izleyebilirler BBC'nin YouTube sayfasında. Çok kötü bir iletişim stratejisiydi ve düzelteyim derken kendini berbat etti Prince Andrew. Ve zaten o gün bugündür de iki yakası bir araya gelmedi rütbeleri söküldü filan falan en itibarsız haliyle bir saray e, ferdi olarak hayatını sürdürüyor. Bu dizi olmuş efendim Netflix'te. Gillian e, Anderson ve e, işte Prince Andrew'u kim e, oynuyor? Şu anda onu göremedim. E, bir dizi olmuş Scoop dizisi. Birkaç ay sonra NTV'de e, yayınlanacak. Dolayısıyla izleyin, enteresan bir şey. Sırf bu söyleşiye bina edilmiş bir dizi. Ve çekilmiş tanıtımları dönüyor. Enteresan olacağı benziyor. Ben de merakla bekliyorum. Ki soldaki Gillian Anderson son derece güçlü bir, çok da benzemiş bir BBC sunucusuna güçlü bir oyuncu. Şimdi sizi tekrar biraz kasacağım. İsrail'e götüreceğim. Daha doğrusu Gazze'ye götüreceğim. İki kişiyi kurtarıp yüz kişiyi öldürdüler. Doğru başlık bu yani. İsrail'li rehineler için refaha girdi. İsrail güçleri... Biden refah saldırısına şartlı onay vermiş. O arada Hollanda İsrail uçaklarına yedek parça satışını durdurmuş. Böyle bir Ferit kararlar var ama en güzel lafı Avrupa Birliği Dış Dış İlişkiler Şefi Borrell yapmış, söylemiş. Diyor ki: Dünyanın önde gelen liderleri ve dışişleri bakanları çok fazla insanın öldürüldüğünü söylediklerini kaç kere duyduruz? Ben duymadım. Eğer çok fazla insanın öldürüldüğüne inanıyorsanız Belki de bu kadar çok insanın öldürülmesini önlemek için daha silah salamalısınız demiş. İki kere iki dört. Bugün hiçbir batı ülkesi rahatsız değil. İsrail ciddi bir etnik e, harekat yürütüyor. Bir katliama imza atıyor. Kimi soykırım diyor, kimi kısmi soykırım diyor, kimi etnik temizlik diyor neyse ne. Bir etnik temizlik olduğu muhakkak ve bir katliam olduğu muhakkak. Fakat hala İsrail ile ilişki devam ediyor. Hala İsrail işte bir takım silah tedariki falan devam ediyor. İçinde Türkiye'nin de olduğu Arap Birliği, Müslüman ülkelerde aynı şekilde İsrail'e hiçbir şeyi kesmiş değiller ve unutmuşlar. Yaşadığınız ülke medyasında ne kadar yer buluyor? Ben bugün iki gün boyunca refahtan BBC'nin özel dosyalarını izliyorum. En son refahta e, Filistinli işte sağlık ilk yardım ekiplerinin gözünden bir e, bir günlük bir günce sabahtan akşama ne yapıyorlar, neler yaşıyorlar, nelerle karşılıyorlar onu onu seyrettim. Dünya medyası da veriyor, verebildiği kadar. Ama unutuldu, adeta bir sünger çekildi. İsrail baştan beri söylediği sözlerin hiçbirinde samimi değildi. Ve 7 Ekim'den bu tarafa planlı bir şekilde Gazze'yi, Gazze'de etnik bir temizlik götürüyor. Önce Kuzey Gazze dedi, sonra güneye girdi. Şimdi de 1 milyonun üzerinde Filistinli'yi Mısır'la aradaki Refah bölgesine kıstırdı. Oranın nüfusu 100-150 bin civarında. Bir rivayete göre 1 milyon, Times'ta okuduğum The Times'ta 1.2 milyon, belli analistler, bölgeden bildirenler 1.4 milyon falan diyor. Neyse 1 milyonun üzerinde insan. Orada sıkışmış durumda aç bir ilat çadırlarda falan. Ve İsrail güya rehineler için orayı bombalıyor. Yani biz diyor bizim amacımız rehinelerin serbest bırakılması. Bize teslim etsinler. Hamas teslim olsun. Biz orada diyor insan olarak gerekli her önlemler alıyor. BBC'ye de çıkıyor. Sözcülerin laflarını dinliyorum. Tıraş yani. İnanılır gibi değil. Dünyanın göz önünde bir katliam yaşanıyor. Rehineleriz bile olsa yüzlerce binlerce masum insanın bulunduğu bölgeler bombalanır mı? Yani böyle bir şey sormam bile abes. Ama dünya bunu seyrediyor. Son tahlilde Maalesef bir etlik temizlik olacak ve çıkanlar bir daha dönemeyeceklerini biliyorlar ve muhtemelen refahtan da dışarı itilecekler. İşte ürdün kralı beyaz saraya gitmiş, başkanın kapısını çalmış, ne bileyim yardım istiyor veya işte ilginizi gösterin falan diyor. Başkan da hala o toplantıdan çıktıktan sonra bir şey söylemiyor. Ürdün önemli çünkü Ürdün nüfusunun yarısı Filistinli. Oradaki Filistinlerde bir, bir buçuk milyon insan daha hayatta kalanlar Mısır'a, çöldeki bir takım kasabalara ve işte ne bileyim Suriye'ye, Ürdün'e paylaştırılacaklar. Yani durum bu ve Gazze tamam tamamen Batı şeriyede aşağı yukarı öyle oldu. Ee, Doğu Kudüs aşağı yukarı öyle oldu Ramallah falan. Orada tam bir İsrail kontrolü tesis edilecek ve biat etmeyen Filistinliler... Yahudi yerleşimcilerin arasında ölene kadar yaşamaya mahkum edilecekler. Bin bir eza, cefa, binlercesi de zaten cezaevlerinde tutuluyor. Böyle bir noktaya gidiliyor. E, Hamas saldırısını vesile e, kılarak İsrail 80 yıldır arzu ettiği şeyi bitirdi. Yani Gazze şeridini de bir ettiktemizle temizliğe imza attı ve artık Gazze şeridi bir e, Filistin şeridi veya bir Filistin vatanı olmaktan çıktı. Dönüşü yok. Tabi bu, bu konuda ana sorumlu elbette Hamas. Hamas'ın ata o olmasaydı bu, bu noktaya gelinmezdi. Ve hala da teslim olmuş değil. Hala da rehineleri teslim bırakmış değil. Ama neticede 30 bine yakın insan öldü. Filistinli 7 Ekim'den bu tarafa. 70 bine yakın yaralı var. 7-8 bin civarında insan da enkaz altında cesetleri bırakılarak şey yaptı. Ve 1.5-2 milyon insan da yerinden yurdundan edildi. E, sorumlulardan biri de Hamas yerin dibine batsın onu söylemiyorsun. Yani niye söylüyoruz işte. Fakat bundan dolayı böyle bir şey olabilir mi onu söylüyoruz yani. Olamazdı ama dünyanın gözü önünde oldu ve bitti. Geçmiş olsun. Büyük geçmiş olsun. Evet Amerika'da Super Bowl yankısı devam ediyor. 11 Şubat'ta Las Vegas'ta. Diyeceksiniz ki yani Super Bowl hakkında ne biliyorsun? Ya gerçekten hiçbir şey bilmiyorum. Dünya da bilmiyor. Amerika'yı ilgilendiren bir şey. Bu Financial Times'ın kapağı. Ve Super Bowl'un bu kadar konuşulmasının ana nedeni Taylor Swift isimli Amerikan medya starının ki artık ismini duymamanız herhalde olanaklı değil erkek arkadaşının da Kansas City'de oynuyor olması ve onun orada boy göstermesi. Bundan bu kadar konuşuldu. Gerçekten Super Bowl nedir? Nasıl bir spor organizasyonudur? Hangi takımlar hangi biçimde karşı? Gerçekten bir bilgim yok. Konuş deseniz iki dakika konuşamam. Fakat burada böyle bir vaka var. Böyle bir sosyal vaka var ve e, aya inişten bu tarafa bu turnuva veya bu maç bu organizasyon aya inişten bu tarafa en çok seyirciyi toplayan organizasyon olmuş. 123.4 milyon insan seyretmiş. Enteresan yani böyle konuşturuyor. Bunda tabi Taylor Swift etkisi var. Taylor Swift etkisi demişken Taylor Swift'in seçimlere dönük etkisi de konuşuluyor. Muhtemelen o konuda eğilimi veya yönelimi pek çok kararsız seçmenin de oyunu özellikle genç seçmenin de oyunu belirleyecek. Ha orada merak etmiş olabilirsiniz aya inişi kaç kişi seyretti tahminlere göre 125 ila 150 milyon insan seyretti. Ancak 1969'un profiliyle veya rakamlarıyla 2024'ün rakamları karşılaştırılamaz çünkü 1969'daki televizyon sayısı Amerikan nüfusu vesaire yani teknolojinin yaygınlığı izleme alışkanlık yani ve 2024'e gelindiğinde gerçekten mukayese etmek pek olanaklı değil ama rakam olarak karşılaştırdığınızda bile aya iniş tüm zamanların en çok seyredilen etkinliğiymiş. Diyor ve bir manşeti daha böylelikle noktalıyoruz. Evet. Bakıyorum notlarıma söylemem gereken her şeyi söyledim mi söylemedim mi diye. Meral Danış Beştaş, Dem Parti İstanbul adayı, Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmiş. Gayet normal. İstişarede bulunacak. Başak Demirtaş'tan sonra tekrar bir durumu toparlama veya işte bir birlik beraberlik görüntüsü verme çabası çok da fazla üzerine söylenecek bir şey yok. Çarşamba manşet tatil. Perşembe tekrar buluşmak umuduyla.